Sadece hayal et ve dinle. Dinle. Radyo Hayal. Radyo Hayal. Radyomuzda yine birbirinden kıymetli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Onlardan birisi de Aygün Karadoğan. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim radyomuza. Hoş bulduk, çok teşekkürler. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Bu dönemin en güncel sorusu sağlık sıhhat nasıldır diye sorayım istedim size tabii ki. Son zamanlarda biliyorsunuz bir yıla yaklaştı. Hemen hemen. Koronavirüs mücadelesiyle insanlar artık cebelleş oluyor. Bir an önce bu virüs belasından da diyelim ki kurtarsın Rabbim hepimizi, tüm insanlığı diyelim. Amin, amin inşallah, aynen. Ve Aygün Karadoğan kimdir? Değerli sanatçımızı tanıyalım. Buyurunuzlar efendim. Şöyle, benim aslında uzun zamandır bir müzikle içeceliğim var ama böyle bir hani bir son bir 10 küsür sene öncesinde bir ulus müzik dönemindeyken bir şeyler bir yapmıştık. O zaman rahmetli İbrahim Erkal'la beraber. Sonrasında ağlanan mekan cennet olsun, onu da anmış olduk. Evet. Sonrasında benim kendi profesyonel iş hayatımla ilgili epey bir ara vermiş olduk. Tabii öncesinde bir müzik eğitimim var, işte enstrüman vesaire de çalıyorum. Dolayısıyla işte son bir yıldır da aşağı yukarı, aslında bir yılda demeyeyim ama böyle bir 7-8 aydır da biraz daha böyle bir şeyler yapmaya karar verdik. Yiğit Masmi ile çalışıyorum, aynı zamanda müzik direktörüm. İşte bir 4-5 ay öncesinde yakıştık şarkılarla kendi evet. kanalımızı kurduk. Şarkıları bir 4 tane şarkımız oldu. 3 tane akustik şarkı yaptık. En son bu dönemlerde. İnşallah. İşte Döndüm Deliye ile insanların karşısına çıkmaya karar verdik. Kısaca böyle izah edeyim size. Peki tabii ki siz de az önce belirttiniz ama bu müzikle tabii ki insanın içinde her zaman var olan bir şeydir. Bir gün yüzüne çıkıyor. Nasıl oldu müzikle olan aşkınız, tutkunuz? Nasıl başladı? Buyurun. Şöyle aslında klasik bir cevap olacak ama hakikaten küçükken başladı. Ben elime aldığım her enstrümanı çalarım. Yani mesela Piyano çalarım, bağlama çalabilirim, kan çalabilirim, tamur çalabilirim. Dolayısıyla bir de tabii bunun ses eğitimi de var. Ses eğitimini de aldım bir tane. Süper. Rahmetli Ziya Taşkent'i benim hocam. Allah rahmet eylesin. Onu da ya da o da depremde kaybettik. Umutlarlar oldu. Dolayısıyla farklı koroları yönettim bir dönemlerde. Kendimize dediğim gibi bireysel çalışmalarımız oldu. Yine o zaman ulus müzik etiketiyle. Kayahan'la bir dönem bir şeyler yapmaya karar vermiştik. Sonrasında olmadı. Dediğim farkında gibi farkında mısınız? Tamamen. Aygün Bey hep ismini andığınız değerli bir gitmiş. Ya evet ya hakikaten. Evet ya şu an hakikaten baktığınızda da ne kadar değerleri kaybettik. Yani aslında büyük bir sayfa, bir dönem kapandı gibi düşünüyorum. Ne dersiniz? Yani? Kesinlikle öyle. Yani şu an böyle dediğin gibi Kayahan şarkısı gibi bir şarkı duyabiliyor musunuz? Yok. Yani şimdi sizi tenzih ediyorum. Estağfurullah. Evet, sizi tenzih ediyorum Aygün Bey. Gerçekten hani son yıllarda böyle duygu yüklü şarkılar ne yazık ki. Maalesef. İşte o duygular bu az önce bahsettiğimiz dev sanatçılarla beraber o duygular da maalesef bizleri terk etti diyelim. Aynen öyle oldu. Sonrasında tabii bu dönemlerde işte bir şeyler yapmaya karar verdik. Tabii ben doğal olarak bu tür ustalarla beraber bir dönem birlikte olduğum için çok titiz çalışıyoruz. Çok hani sırf kanalımıza şarkı yüklemek için şarkı yapmıyoruz. Evet abi. Tamamen amatör ruhla profesyonelce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunun gayreti içerisindeyiz. Ama gerçekten kaliteli eserler ortaya çıkmış. Yani sırf bir şeyler üretmek için de yani hani kesinlikle. Aceye de gelmemiş tabii zaten. Aynen öyle. Yani inanın bir tane bir akustik şarkı olsa bile en basitinden dersiniz ki işte iki tane enstrüman çalıyor gidiyorsunuz okuyorsunuz vesaire falan filan. İnanın bu bile bir ay bir buçuk ay gibi bir tabii kolay değil. Yani bir klip çekimi bile hani gördüğü belki 3-5 dakika değil. Ama 3-5 dakikanın arkasında neler var, ne kadar emek var ya. Yani. Aynen hiç kolay değil. Kaldı ki bizim o kanaldaki akustiklerde de mesela ilk işte Beterin Beterinde
Cafer Nazlıbaş kabak kemane sanatçısı, Türkiye'nin bence Avrupa'nın iyi yerinden tanesiyle çalıştık. O fırsatı yakaladık. Harika olmuş gerçekten. Sonrasında Ararsam Açma'da Hasan Gözet ilk trombondaki batı enstrümanıdır. Şarkıyı dinlersiniz dinleyicilerimiz. Evet, tabii ki. Ne kadar zor bir enstrüman olduğunu ve bizim kendi kültürümüze ne kadar yakıştığını görebilirseniz çok büyük bir usta keza. Yani ismini zikrettiğiniz insanlar o kadar değerli ki biliyor musunuz? Gerçekten. Kesinlikle, kesinlikle. İşte bunlar her arkadaşımızı ben de her fırsatta bütün radyo programlarında adlarından mutlaka bahsediyorum. Çünkü onlar bir şeyler yaptığı zaman biz ancak yapmak istediklerimizi tamamlayabiliyoruz. Yoksa i̇şte tek başına şarkı okumanın bir anlamı da yok yani. Bir yandan da ne kadar vefalı bir insan olduğunuzu gösteriyorsunuz. Evet, unutmamız. Eksik olmayın. Allah razı olsun. Sağ olun. Yani olması gerektiğini söylüyorum. Evet. Dediğim gibi işte yakında da çalışmalarımız var. Mesela bir Yıldız Tilbe şarkısı yaptık. Herhalde bir önümüzdeki cumartesi günü bir klip çekeceğiz. İnşallah. Herhalde bir 10 gün içerisinde kanalımıza yüklemiş oluruz. Peki. Sonrasında... Buyurun efendim. Sonrasında tekrar bir sözleri Hüseyin'le bir Azeri bir kardeşimiz var. Çok ciddi bir bu dönemde çok popüler söz yazarı. Hatta Cezeli ile falan da çalışıyorlar. Onun bir şarkısını Yiğit Mahsuni besteledi. Onun aranje süreci devam ediyor. Stüdyo aşaması devam ediyor. İşte geçen hafta kemanları çaldı vesaire. Dolayısıyla böyle bu dönemde layıkıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz aslında. Evet. Sözünüzü kestim, bir soru soracaktınız galiba, kusura bakmayın lütfen. Estağfurullah. Bu Döndüm Deli'ye eseri kime ait ve nasıl doğdu acaba, buyurun. Keyifli çalışma olmuş hakikaten, buyurun. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle aslında 4 ay önce Yiğit'le oturup konuşurken işte bu şarkıdan birazcık bahsetti, birazcık söyledim ki ya kesin bu olmalı. Bu olmalı. İnanın mı 4 ay falan uğraştık bu şarkıyla. Aranjesi hakikaten çok uzun bir zaman alıyor ve hakikaten çok meşakkatli bir iş. Sonra stüdyo aşaması var, enstrümanların çalması var, bunları edit yapılması farklı. İşte benim okumalarım belli bir zaman alıyor vesaire. Hakikaten çok titiz çalıştık. Sonrasında da çalıştığım yine bütün kliplerimi çeken White Media var. Onlara da çok teşekkür ediyorum bu arada emekleri için. Onlarla oturduk, ne yaparız çok ciddi anlamda bir çalışma sonrasında da klibin senaryosuna karar verdik. Orada da izlerseniz aslında bir hayalinde yaşattığı ve hayatından çıktığı ve vefat ettiği bir sevginin ardından bir durum söz konusu orada. Dolayısıyla hikaye de çok güzel. Hikayenin sonrası çok enteresan. Dinleyicilerimiz YouTube kanalından izlerlerse sonunda bir finalimiz var ama çok şaşırtan bir final var bu arada. Peki klip nerede çekildi bu arada? Klip İstanbul'da Ağva'da çektik. Çok huzurlu bir mekan doğrusu. Çok soğuktu. Böyle karkış vardı sanki. Ama gayet de güzel oldu. İnşallah daha iyilerinde yapmaya çalışacağız bakalım. Allah kısmet ederse. İnşallah tabii ki Allah nasip, sağlık nasip ederse. Bu arada ben bir şey söyleyeyim size. Hakikaten biraz heyecan vardı bu yayın öncesinde ki az önce de bahsettim. Amatör ufak profesyonel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten, yani, bu heyecan hep olacak. Hep olacak tabii ki. O heyecan bir zaman bitiyor. kesinlikle öyle. Bu katıldığım herhalde ya sayısını ben bile unuttum. Kaçıncı radyo programı bilemiyorum ama vallahi unuttum. İlker Sönmez sağ olsun bu arada olsun, kardeşim. Sağ olsun, bizi buluşturdu kendisi. Teşekkür ederim. Ona da teşekkürlerimi iletiyorum bu arada. Sen de o kadar samimisin ki gerçekten yani hani şey sanki hani hiç radyoda konuşmuyoruz 40 yıl arkadaş gibiyiz, muhabbet ediyoruz. Ya. Hakikaten o hissiyata kapıldım az gerçekten önce. Bunu hissettiyseniz, sana da teşekkür ederim. Rica ederim. Bunu hissettiyseniz ben çok mutlu oldum gerçekten. Bunu duymak da beni mutlu etti. Kesinlikle oralardan buralara kadar geldi vallahi. Çok net söyleyeyim vallahi sana yani. Valla ben de çok o sıcaklığı, kalbinizdeki o sıcaklığı hissettim. Eksik olma. Sağ ol, eksik olma. Var o kardeşim. İnşallah benim, çok daha hani iyi yerlere gelirsiniz. İnşallah. Tabii sizlerin sayesinde olacak. Sonuçta bizleri insanlarla sizler buluşturuyorsunuz. Evet, bu bağlamda çok önemi var tabii.
Kesinlikle. Dolayısıyla biz hiç bölge, yer vesaire gözetmeden olabileceğimiz her yerde, her ilde olmaya çalışıyoruz. Herhalde bugün benim sabahtan beri üçüncü yayınım. Evet. Yarın da devam edecek. İlerleyen dönemlerde de devam edecek bakalım. Vallahi İnşallah. Öyle yani. Koşturmaya devam. Aynen öyle. Peki. Aynen. Ama Allah sağlık sıhhati versin aynen, diye aynen. Bu dönemlerde en çok ihtiyacımız olan şey. Doğru söylüyorsun. En önemlisi o zaten. Sağlık olmayınca hiçbir şey yapamıyorsun. Hiçbir şey kalmıyor. Aynen. Bunun da bir arkadaşınla beraber bir kafede gidip kahve içmenin bile ne kadar kıymetli değil olduğunu öğrendik bu süreç içerisinde. Değil mi? Lüks. O zaman ne kadar sıradan bir şeydi hayatımızda. Ne kadar lüks geliyor. Çok kıymetli. Çok evet. Çok. Aynen öyle vallahi. Şöyle bir şey var ki Aygün Bey. Mesela ben şöyle bir örnek vereyim. Ben denizi çok severim ama yaşadığım şehirde deniz yok. belki denizin olduğu şehirde yaşayan insanlar için yani farkında olmadıkları her gün yanından geçtikleri pek de bir şey ama benim için o kadar kıymetli ki. Bu da öyle bir şey. Ya değil mi? Tabii aynen. Peki kulüpte bir eserde toparlasak kimlerin katkısı var isimlerini paylaşalım. Buyurun. Şarkıda söz müzik Yiğit Masumi'ye ait. Masumi Şerif'in torunu bu arada. Çok başarılı akademik kariyerde olan bir kardeşimiz. Sağ olsun çok, evet. Beraber çok mutlu, huzurlu bir şekilde çalışıyoruz. Çok üretken kendisi. Sağ olsun Allah duygularını hep her daim üret versin diyelim. Evet. Stüdyo kayıtlarında İstanbul Strings'te çalıştık. Çok özel sazlarımız, renk sazlar eşlik etti. Klipte White Media ekibiyle çalıştık. Onu da adaşım benim Aygün, sevgili Ramazan, Atakan, Ali... Kalır'da Türkiye'nin en iyisi bir arkadaşımızla çalıştık görüntü yönetmeni olarak. Dolayısıyla herkese de teşekkür ediyorum vallahi emekleri için. Sağ olsun. Güzel oldu, süper oldu bakalım. Daha iyisi olacak inşallah. Kadro iyi olunca tabii ki çok daha iyi şeyler çıkıyor ortaya. Gerçekten çok önemli. Benim de en titiz ve en hassasiyet içerisinde bulunduğum durum zaten bu. Çok böyle kadro çok iyiyse, çok iyi insanlarla, iyi ekiplerle çalışıyorsa hakikaten işte çok kaliteli çıkıyor. Onun da önemi var. Hani şu da var ki siz de hani ortaya ille de bir şeyler çıkarayım, bir şeyler bir an önce koyayım ortaya derseniz tabii ki o kalite pek olmuyor ama yok, yavaş yavaş sindire olunca tabii evet daha kesinlikle iyi. Asla öyle o kaygı içerisinde değilim. Aman bir saçma sapan bir şarkı yapayım, bir klip yapayım, yayınlayayım, edeyim 3 milyon 5 milyon 10 milyonları bulsun onun da asla derdinde değilim. Zaten az önce bahsettiğim gibi zaten o lafın içerisinde şu netice zaten çıkıyor. Amatör olsa profesyonel bir şeyler yapmak, ticari kaygı gütmeden şeyler yapmak anlamında da geliyor aslında bu. Dolayısıyla durum böyle olunca da hakikaten iyi şeyler, iyi kaliteli işler de çıkıyor sağ olun. Evet, şunu da fark ediyorum ki Aygün Bey, kendinize nazlı bir çizginiz var. Yani gerçekten bu çok önemli benim için de. Hani bazı isimler biliyorum ki sanki kopyası olmaya çalışıyor birilerinin ama gerçekten kendine ya bunu fark ettiğin için gerçekten çok teşekkür ederim sana. Şimdi bu YouTube kanalındaki yorumları da izlerseniz hakikaten mesela Orhan Akdeniz vardır bu işin duayeni hani işte 50 senelik Müslüm Gürses'i yapan rahmetli işte Mine Koşanlar vesaireler. Onun birçok YouTube'da yaptığı bir yorum var ki gerçekten çok teşekkür ederim kendisine. Kendi tarzını oluşturmuşsun naif bir sese sahipsin diye gerçekten böyle bir hatta bir lirik tenör benzetmesi de yaptı sağ olsun. Vallahi sanki öyle bir yola doğru gidiyoruz bakalım. Bundan sonraki şarkılarda da aynı çizgiyi bozmamayı planlıyoruz. İnşallah, inşallah daha bakalım, böyle. Hayır, çok teşekkür ederim vallahi bunu hatırlattığın için. Sağ ol, eksik olma. Yeni eserler doğduğunda seslendirdiğinde tekrar bu frekansa Radyo Hayal'de. İnşallah. Zaten duyuyorum, çalıyorsunuz. Çok da hoşuma gidiyor. Çok da mutlu oluyorum. Bugün de İlker sağ olsun bir paylaşım yapmış. Bu arada selam gibi... var size. Aynen. Var olsun. Aynen öyle olsun. Onu da çok andık bu akşam. Emekleri fazladır bende de. Ben çok konuştum sanki değil mi? Hakan bana öyle mi geldi? Biliyor musunuz? Ben dinlemeyi çok severim ya. Yani şuna tamam, bakayım. Normal hayatta çok konuşan biri değilimdir ama mikrofonda biraz herhalde fazla kaptırıyorum kendimi. Bazen de dinlemeyi çok severim.
Ya işte orası biz nasıl sahnede şarkı söylerken birden böyle kendimizi alıp da bir yerlere götürüyoruz da hiç farkına evet. bile varmıyoruz. Senin de sahnen şu an bunun evet. duyuyor zaten yani. Yani şöyle, hani. Doğru, çok doğru söylüyorsunuz Ergün Bey. Hani insan nasıl söyleyeyim, siz sahnedeyken sanki başka bir boyutta oluyorsunuz. Yani ne bileyim, biz de mikrofon başındayken böyle hissediyoruz kendimizi. Fark ediyorum, evet evet evet. Zaman, saat nasıl geçiyor anlamıyorsunuz yani değil mi? Evet. İşte bu da neden? Çünkü şey, severek yaptığınızla alakalı bir durum aslında. Canı gönülden yapmak. Yani hangi iş olursa olsun insan önce sevecek. Bir de şu var ki. Tabii yani şey mesela ayakkabı bile boyayacaksan en iyisini senin boyaman lazım. Yani evet, senin kendin yapman. Değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Aynen, aynen öyle. Peki yani. Aygün Bey, ben size çok ama çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyoruz Radyo Hayal Ailesi olarak. Ben de çok teşekkür ederim. Evet. Hem radyonuza hem sana çok teşekkür ederim valla. Peki buradan hayalcilere son sözleriniz nedir? Buyursunlar efendim. Valla öncelikle sağlık. Sonra yine sağlık, sonra yine sağlık diliyorum herkese. Mutluluk, huzur, başarı, aynen bolluk, bereket. Yani Allah herkesin gönlündeki muradı versin diyelim. Amin, amin inşallah. Sağlıcakla kalsın herkes. Beni izlemeye devam etsinler lütfen. Bu arada Aygün Karadağ'ın official Instagram sayfam. Takipçilerinizi evet. de rica edeceğiz. Çünkü peki sosyal medyadan nasıl orada ulaşacaklar size takipçileriniz? Aygün Karadoğan official Instagram sayfam, YouTube kanalımda Aygün Karadoğan. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle başka bir programda. İnşallah. Çok İnşallah. Memnun oldum. Çok, çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, dostça kalın. Sağ olun efendim. Evet değerli dinleyenler, birlikteliğimize kaldığımız yerden biraz sonra devam edecek bir şarkı arası verelim. Sonrasında evet, diğer konuğumuzu Fakir abimizle birlikte ağırlayacağız. Hadi bakalım yolculuğumuza, muhabbetimize devam edelim. Aşkın değeri de kalmadı artık. Gözümden düştün, yaş olup aktın. Ben hayat kavgasında ne yaralar aldım. Sen beni... Kıymetli dinleyenler, birlikteliğimize devam ediyoruz. Evet, az önce Aygün Karadoğan değerli konuğumuzu ağırladık, uğurladık ve şimdi yine kıymetli bir ses bizler olacak. Yine kıymetli sanatçımız Sema Bilmez değerli gönül dostumuz bizlerle şu anda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk değerli dostlarım. Evet. Harikasınız. Biraz önce izledim Aygüncüğümü de izledim diyorum, ağız alışkanlığı dinledim. Evet. Çok şahane bir yayındı. Tebrik ediyorum sizi. O kadar içten, o kadar doğal. Yani akışına bırakmak çok güzel ya. Aynen. Bayıldım, bayıldım. Doğaçlama olmak daha güzel. Bu arada sizi bugün Fakir abimle birlikte ağırlıyoruz. Merkez stüdyodan ben, Kaptan Hakan ve başka stüdyomuzdan Fakir abi hoş geldin sen de. Hoş bulduk. Değerli konumuza da dinleyenlerimizin huzurunda bir kez de ben hoş geldiniz diyorum. Böyle güzel sesli değerli sanatçıları konuk etmenin onuru gururu bize ait tabii ki. Evet. Valla bu benim için de ayrı bir gurur, onur. Gerçekten mutluyum sizlerle olduğum için. Sevgili dinleyenlerimize de buradan kucak dolusu selamlar, sevgiler, hayırlı akşamlar. Hayırlı bir yeni bir diliyoruz 2021. İnşallah sağlıkla, sıhhatle, bol müzikle ve sizlerle tabii ki. Hepinize buradan böyle bir öpücük yolluyorum. Eyvallah. Peki Sema Bilmez kimdir efendim? Hayalcili bir tanıtalım. Buyursunlar. Sema Bilmez müzik tutkunu, müzik aşığı, hatta delisi bir kadın. Harika. Küçüklüğünden beri en büyük hayali olan bir kadın. Kendi halinde kulağından kulaklık düşmeyen, evi süpürürken, tuvalette, iş yaparken, çocuğuna bakarken, annesiyle konuşurken kulağında kulaklık olan bir kadın. O kadar yani, müziğe bağlı bir kadın diyeyim size. Hayatın her anında müzik. Çok güzel. Kesinlikle ve gülmeyi çok seviyorum. Acayip gülmeyi çok seviyorum. Allah pozitif ondan geri hayatım. Koymasın diyelim. Amin, amin. Yani şöyle düşünüyorum aslında. Zaten her şey olacağına varıyor. Evet. Pardon. Olumlama yaparak, pozitif yaklaşarak negatifleri de güzel bir şeylere döndürmeyi çok seviyorum aslında. Ya ne de kendisi. Biraz koyu yazmış da denilebiliyor ama evet, doğru. Olsun bilelim ya. Yani neden stres sahibi olan değil mi? Evet, hayat zaten akışına bırakmak lazım. Tabii ki. Yani şimdi maalesef günümüzdeki en büyük sıkıntı bu korona.
gerçekten herkesi sarsın. Geçim sıkıntısı. Başta sağlık problemi oldu. Pardon, tıkandım. Çok zor dönemden geçiyoruz. Hepimiz Avendi'yi. Evet. Ama bunu da atlatacağız. Bunu da atlatırım demiştim i̇şte, şarkında hatırlarsınız. Bunu da atlatacağız. Yani atlatacağız, tevekkül edeceğiz Rabbimize. Bunda da vardır bir sebep. Kurban olduğum Allah bunu veriyorsa vardır bir sebebi. Kesinlikle. Ama biz de tabii ki elimizden gelen dikkati, kontrolleri yaparsak ben hepsinin üstesinden geleceğimize, atlatacağımıza inanıyorum. Aynen öyle. Peki gerçekten hani günümüze uygun bir eser, hani günümüzde hani artık koronavirüsle uğraşıyoruz ya, bunu da atlatırız diyoruz inşallah. Peki bu eser de nasıl doğdu, kime ait, bilgisini alalım isterseniz, buyurun. Sevgili sanatçı dostum Erkan Kaya'ya ait. Ben Erkan Bey'i çok değerli aranjörüm Sedat Ezen'in stüdyosunda tanıdım. Ben başka bir şarkı yapmıştım. Onu dinlerken ya ne kadar güzel sesi var, ne olur bir düet yapalım dedi. Spontane gelişti aslında. İyi yapalım dedim. Seni mi kıracağım kardeşim? O şekilde bunu da atlatırım çıktı. Yani bir anda çıktı aslında. Benim ilk şarkım gibi. Onu da biliyorsunuzdur. Evet. Bir anda gibi çıktı. Güzel de oldu. Yani değişik de oldu. Ama şimdi yeni eserlerimiz yolda az sonra. Az sonra. Geçti. Valla şimdi zamanımı değerli müzikseverler o Ses Türkiye yarışmasından da hatırlayacaklar. Bir eserlerinden bir tanesi bir anda biraz önce de ifade ettiği gibi çok enteresan bir olay ortaya çıktı. Şimdi 28 yılı geride bıraktım radyoculukta. Eleanor Plak sahibi Muhteşem Candan'la birlikte bu albüm plağı hazırladılar, bu eseri hazırladılar. Muhteşem Candan'la Türkiye Polis Radyosu'ndayken tanıştığım değerli bir yapımcı, değerli bir çok çok saygılarımız var. Ortak bir dostumuzun olması beni mutlu etti. Ne güzel. Ne güzel, evet çok güzel. Fakat ben her şeyden evvel sizin birçok eserinizi dinlemiş olmakla beraber bir eseriniz beni benden aldı. Neydi bu? Bir Sema Bilmez. Ben sahtelerin, sahte dostların gerçek güzelini aldana öğrendim artık. Benim zaten favorim yani rahmetli Ali Tekin Türe ile rahmetli Allah nur içinde yatırsın. Amin, evet. Ben kendisinde HBB kanalları vardı o zaman. Evet evet. Doğru. Oraya misafir olarak gitmiştim, orada tanımıştım. Ben de şarkı söylemeyi seviyorum diye konuşmuştu. Benim şiir albümümde okur musun demişti. İlk deneyimim orada gelmişti benim. 16 yaşındaydım daha onu okuduğumda. Dedim hocam gurur duyuyorum yani beni benden alın. Ve o şekilde rahmetli Ali Tekin Türen'in 3-4 şarkısını okudum. Çok mutluyum, çok onurluyum. Gerçekten büyük. Şimdi daha okuyamaz. Tanışmış olmanız çok büyük. Vallahi yani. Şimdi kaptan hazır bu eserden, beni benden alan eserden bahsederken değerli konuğumuz doğaçlama bunu şöyle bir mırıldansa dinleyicilerimize ne güzel bir şöbiyet olur değil mi? Baklava demiyorum, şöbiyet olur vallahi. Biraz daha konuşalım, okuyayım ben size, olur mu? Tamam, daha ötünü aldık ya, bizim için sözdür bu. Okuyacağım, okuyacağım. Okuyacağım, evet. Tabii ki okuyacağım. Şimdi Kemal Hanım müzik yaşamını İstanbul'da sürdürüyor ama bildiğim kadarıyla Mengenli değil mi kendisi? Bolu Mengenli. Ya doğma büyüme İstanbulluyum ama ailem Mengenli, Bolu Mengenli. Ama buralıyız. Ben işte İstanbul'un, Türkiye'nin her yerine gidiyorum işim gereği. Peki şu soruyu sorsam Tema Hanım'a. Buyurun. Daha önceki konuk ettiğim birçok sanatçıya, konuklarımıza da bu benzer soruları yönelttim. Bazı yetenekler genetiktir. Bazıları Allah vergisidir. İstemeyle olmaz. Rabbim ona nasip ettiyse o ona sahip olabilir. Çok şükür. Ama çok şükür. Bazı insanlarda da keşfedilmeyi bekleyen yetenekler vardır. Tema Bilmez'in müzik yorumculuğu aileli birilerinin varlığından kaynaklı mı yoksa tesadüfen ortaya çıkarılan iç dünyadaki bir zenginlik miydi? Kendisinin niye olan bilgisini biliyoruz da müzik yeteneğinin nereden geldiğini kendisinin sesinden dinleyelim. Allah vergisi bir yeteneğim var ama benim babam da ut çalar, cümbüş çalar, keman çalar, Demek ki genetik. Canım babacığım. Annem de çok güzel söyler. Aslında var. Ailemizde var yani. Kökenimizde var çok şükür. Peki siz bir enstrüman kullanıyor musunuz? Efendim? Peki siz bir enstrüman... Kendimce böyle klavye çalıyorum. Klavye. Kendimce. Ama çok şükür. Okumayı daha çok tercih ediyorum. Bir de biraz önce değerli üstadlardan bahsettik ya. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Değerli hocam
kulakları çınlasın. Ali İhsan Kısaç hocam beni keşfetti. Ali hocam Muhteşem Bey'e dedi ki Aldan Aldın'ı dinlemiş. Kulakları çınlasın, ikisini de ellerinden öpüyorum. Bu kızı demiş neden daha önce parlatmadın sen? Bu kızın elinden tut. Bu kız çok güzel yerlere gelecek dedi. Sağ olsun. Onun da desteğini alıyorum. Bana bir müzikal bilgilerini veriyor. Beni eğitiyor. O kadar şanslıyım ki değerli insanlarla olduğum için Rabbime sonsuz şükür ediyorum. Demek ki zaman bu zamanmış. Ben çok uğraştım yıllar önce. Çok uğraştım. Ama hani yapayım. Hiçbir şey kolay olmuyor. Hiçbir şey kolay olmuyor yani. Gerçekten emek. Ama mutluyum. Evet. Çok şükür. Ben bir evlilik yaşadım ve sonunda o evlilik bitti. Bittikten sonra müzik hayat, yani bu sanat hayatım başladı. Demek ki her şeyde vardır bir nasip dedik. Ben de Anka kuşunu çok severim. Ben dedim ki küllerimden doğacağım dedim. Çünkü sanatı zaten çok seviyorum. Evet. Evde durup tam ev kanunlarını asla yadırgamıyoruz. Elimde böyle bir sanat varsa niye değerlendirmeyeyim ben? Zaten aşığım işime. Yeniden böyle aşk, gençleştim ben şarkı söyledikten sonra. Ya yani insan bir de sevdiği işi yapınca değil mi? Gerçekten. Kesinlikle öyle. Onun için çok şanslıyım ya. Çok şükür. Ya bir de gerçekten çok değerli üstadları tanımışsınız. Onlardan yardım almışsınız. Kesinlikle çok şanslıyım. Çok çok. Allah eksikliğini göstermesin hiçbirinin. O kadar mutluyum ki anlatamam. Yani ve değerli, sizin gibi değerli radyocu arkadaşlarımla, müziğe değer veren dostlarımla tanıştığım için. Bu arada Emre'cim, Emre'ye de çok teşekkür ediyorum. PR çalışmamı yapıyor. Çok güzel bir ekip. Muhteşem bir ekip. Onlara da ayrıca yürekten teşekkürlerimi, minnetlerimi evet. sunuyorum. Bu arada az önce sıraçımıza da söyledim Sema Hanım. Geçti. Ekip de çok kaliteli olunca çok daha yapılan iş kaliteli oluyor. Kaçınılmaz oluyor. Tabii evet. Ya bu bir ekip işi. Bir tek taraflı söylemekle de olmuyor. Olmuyor. Mümkünatı yok. Olmuyor. O yüzden ben de diyorum ki gülen çehrelerin, sahte dostların, aldana aldana öğrendim artık. Gülen çehrelerin, sahte dostların, aldana aldana öğrendim artık. Ne seven istedim, ne vefalı bir dost. Aldana aldana öğrendim artık. Ne seven istedim, ne vefalı bir dost. Aldana aldana öğrendim artık. Dostum gölgem olur, sessiz sedasın. Yalnızlığımda var, ne ararsanız. Dostum gölgem olur, sessiz sedasın. Yalnızlığımda var, ne ararsanız. Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız. Aldana, aldana, öğrendim artık. Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız. Aldana, aldana, öğrendim artık. Yürü. Alkışlar sizin için de efendim. Yüreğinize sağlık. Gerçekten çok güzel bir yerdir Sema Hanım. Gerçekten çok. İnşallah canlı canlı da dinlemeye bekleriz sizi. Çok duygulu bir sesiniz var gerçekten. Evet. Çok teşekkür ederim. Pandemi süreci bitsin de canlı yayına başkan stüdyosuna konuk edeceğim Sema Hanım. Onur ve gurur duyarım gerçekten. Bu görüşme bittikten sonra da telefonum her daim açık, kalbim her daim açık, başımın tacısınız. Ne zaman isterseniz arayabilirsiniz. Siz de öyle tabii ki. Şimdi genelde Murat kardeşim. Buyurun. Özür diliyorum. Ben, bir başka soruyu soruyorum ben konuklarıma. Şimdi bizi yapan dinleyicimizdir, hayranlarımızdır, müzik dostlarıdır. Neşeli ilişkilerinizde dinleyenlerle onların sayesinde gittiğiniz yeri unutup da diyalog kurmakta güçlük çekiyor musunuz? Onlara mesafe koyuyor musunuz gibi bir soru soruyordum. Asla. Hayır. Biraz önce telefonum var ve 24 saat aşk ifadenizden ne kadar canlı anlatan mı olduğunuzu
ben soruyu sormadan cevaplayabilir miyim? Hiç ettim herhalde. Ya Sema Hanım, ben bir şey kafama takılıyor. Bağışlayın beni. Estağfurullah. Astrolojiyle pek ilgim yok ama sizin yengeç burcu olduğunuzu biliyorum. Yengeç burcu despot yapıları, mesafeli davranışları, böyle ciddi duruşlarıyla belirgin bir burç mensubudur. Ben öyle biliyorum, astrolojiyle her ne kadar ilgim olmasa da yengeç burcunun özelliklerinin bu olduğunu biliyorum. Oysa siz o kadar pozitifsiniz de gülmekten, güldürmekten asla imtina etmeyen bir yapınız var. Bu bir çelişki değil mi? Yükselen burcum aslan aslında tamamen çok sıcakkanlı bir burç bana göre. Evet, benim için de öyle. Ben belki de yükselen burcumu taşıyorum ama ben çok anaç. Sıcak kanlıyım ya, ben olamıyorum. Siz neyseniz ben oyum yani, ben sanatçıyım diye. O benim ayrı bir vazifem. Sanat başka bir şey ama geldiğimiz yeri unutmak, hayır. Ben düğün salonlarında da çıktım, kafe barlarda da çıktım. Benim için bir kişi de aynı, bin kişi de aynı. Yani bana bir kişi de gelse aynı sahneyi gösteririm, mutluluğu gösteririm bin kişiye de. Hepsiyle de birebir diyalog kurarım. Benim için hepsi baş tacı çünkü. Peki, eyvallah, ben de şöyle eyvallah. Bir soru yönetsem size Sema Hanım. Peki yüreğinde müzik, hani dediniz ya yani bu aşk tutku, biz de bu işi tutkuyla aşkla yapıyoruz. Yani yüreğinde evet. Müzik aşkı olan yeni müzik hayatına başlamak isteyen gençlere ne önerirsiniz? Ne sözler olur acaba? Sizlere neler gelir? Ne söylemek istiyorsunuz? İnanıyorlarsa inandıkları yoldan vazgeçmesinler. Benim sloganım bu. Ben inandığım yolda gidiyorum. Hani olur ya da olmaz ama ben kendimi mutlu edebiliyorum. Evet. Üç kişi bir iki dinlemiş. Hepsi benim için aynı. Ben mutluyum başta. Ben elime mikrofon aldığım zaman bambaşka bir dünyaya geliyorum. Ya seviyorum. Bence inanıyorlarsa gitsinler ama bunun eğitimini de alsınlar diye düşünüyorum. Ben bile nişan eğitimi almak istiyorum. Çünkü bilmediğimiz o kadar çok şey var ki. Ama doğru yapsınlar. Hani ben hiçbir zaman parasal yönüne bakmadım. Ay ben şurada şarkı söyleyeyim, kaç para alırım değil. Ben ne kadar güzel şarkı söyleyebilirim de insanlara gönlüne girebilirim düşüncesiyle şarkı söylerim. Başta ben mutlu olmam lazım. O şarkıyı söylediğim zaman benim yüreğim acıması lazım ki karşı tarafa da geçsin. Benim düşüncem bu. Çok teşekkür ederiz. Gerçek olan, doğru olan, mantıklı olan da budur zaten. Bence öyle. Yani parasal bakmamak, her şey para demek değil. Para bizim için, yaşamak için araç ama eğer işine ibadet edersen, benim için iş ibadettir. Yani namustur, şereftir bana göre. İşine ibadet edersen zaten kurban olduğum Allah sana onu öyle güzel karşılığını veriyor ki işte sizi bana verdiği gibi. Ben öyle düşünüyorum. Sizleri bana karşılık verdiyse Allah diyor ki aferin kulum, senden razıyım. diyor diye düşünüyorum. Yani bunların hiçbiri tesadüf değil. Evet. Tesadüf değil. Çok çalışmak, inanmak ve başarmanın anahtarı bence sonuna kadar gitmek. Ben öyle düşünüyorum. Buradan bir de teşekkür edebilir miyim? Tabii ki. Buyursunlar. Aykut Terzi. Aykut'cum, benim bir anda hayatıma giren can dostum, aranjörüm, arkadaşım, kardeşim. Onunla yollarımız kesişti bir stüdyoda. Ben o zamanlar işsizdim. Düğün salonlarında iş yapmak için müzisyen arkadaşlarıma diyordum ki yani olursa bana haber verin, para kazanmam lazım. Evet. Düşüncem buydu. Aykut'la tanıştık. O kadar da süper Mario benim. Baktım biri yukarıdan zıp zıp iniyor aşağıya. Merhaba dedi. Kafasında bir şey. Merhaba dedim. Ben Aykut dedi. Ne kadar güzel. Ben de Sema dedim. Ben de dedi aranjörüm. Ay ne kadar güzel dedim. Size şarkılarımı dinletmek istiyorum dedi. Ben de seve seve dinledim. Çok güzel. O şarkılarını okutmak isteyen bir solist arıyordu. Ben de içimdeki duyguları dışarı vurmak için bir şarkı arıyordum. Ve birbirimizi bulduk. Ve bir anda ortaya çıktı. Allah biliyor ortaya çıktı. Evet. Ve şimdi Aykut Terzi ile mabedimiz var. Yeni bir şarkımız, bomba bir şarkımız. Tabii ki onları size de sunacağım. Aykut'cum seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Allah eksikliğini göstermişsin. İnşallah beraber de konuk olacağız radyolara. İnşallah. Ve bu arada Aykut Terzi'nin şiir albümü de yolda. Çok güzel bir şiir albümü hazırlığı içerisinde. Ben de buraya çok beni dinlemekten bu arada benim 30 yıllık kadim dostum, Türk tiyatrosunun değerli hocalarından
Ahmet Yüksekcan hocam yazmış. Sevgili kardeşlerim, kaptan ve can dostum Kenan, sanatçımıza güzel yayınlar diler, selam ve saygılarımı iletim demiş. Tabii ki beni her ne kadar Radyo Camiası Fikir Hoca diye tanısa da gerçek isimle hitap etmiş can dostum bana. Ne kadar güzel. Aleyküm selam, benden de selam. Yüzlerce öğrencinin tiyatro sahnelerine girmesine vesile olan çok kıymetli bir dost, çok kıymetli bir hocamız. O da şu anda bizi takip ediyormuş. Selam ve ne kadar gururlu. Selamlar. Gerçekten beni çok... de eğer eklerseniz buyurun. Sosyal medyadan çok mutlu olurum hocam. Çok şeref duyuyorum. Gerçekten zaten değil mi? Öyle. Öyle mi? Tabii. Ay ne güzel. Gerçekten çok pozitif bir insansınız. Bir de şu var ki Aykut Bey'le karşılaştıktan sonra hayatınız çok daha değişmiş. Çok daha yerlere geleceğinizde inanıyorum onun da katkısıyla tabii ki. Kesinlikle Aykut Terzi, Muhteşem Candan, Ali İhsan Kısaç hocam, sizler. Daha ismini sayamayacağım, o kadar çok değerli üstadlar var ki. Murat'cığım, radyoda müzisyen Murat kardeşim benim. O da yeni bir radyo açtı, sizin kardeşiniz. Mazi efendim. Reklam oldu, ayıp oldu ama. O da beni dinliyor, sizi dinliyor. Size destek selamlarımı söylememi istedi, sağ olsun. O kadar güzelsiniz ki. Sizlerle olmaktan onur duydum, gurur duydum. Allah eksikliğinizi göstermesin. Antalya'dan da selam söylüyorlar size. Şu anda yazıyorlar, bir yandan sizinle konuşuyorum. Bana da mesajlar geldi. Antalya'dan Nuri Bey, Sema Hanım'dan İslam isimli eseri istiyorum. Antalya'dan piyanist Nuri demiş. Can. Bu şarkı var ya, bu şarkı. Manisa'dan Murat müzisyen ulaşmış bizlere. Ablaların gülü, seni çok seviyorum. Rabbim her daim yanında olsun. Başımın tacı ablam Sema Bilmez demiş. Murat müzisyen Manisa'dan ulaşmış bizlere. Ay kurban olurum. İyi ki varlar, iyi ki varsınız. Sevgili dinleyenlerim de iyi ki var. Çorlu'da Necmi abicim, Allah eksiklerini göster. Ya, o kadar çok kişiler var ki, aileme de çok teşekkür ediyorum. Başka, bana destekler. O kadar gurur verici bir duygu ki, yani şu an yaşı söylenmez ama 43 yaşına geldim. Ben yeniden doğduğuma inanıyorum. Hani Allah ikinci bir şans vermiş ya kullarına. Ben de öyle düşünüyorum. 3 senedir bu camianın içerisindeyim. Evet. Yeniden doğdum, müzikle doğdum, sizlerle doğdum ve bu senenin Rabbim sağlık sıhhat verirse benim bizim yolumuz olacağına inanıyorum. İnanmak da başarmaktır. Şunu da söylemek istemiyorum ki tabii ki gerçekten öyle. Hani Rabbim yürü yakum dedikten sonra yani insanlar da aracı oluyor. Siz de bir yerlere geliyorsunuz. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Kurban olduğum Allah da yol açıyor. Ama aklını güzel kullanırsan, eğer iyi niyetli kullanırsan, kötüye kullanmazsan, kurban olduğum Allah kötüleri de senden ayıklıyor. İyileri de sana veriyor. Diyorum ya, iyi kulları vesile ediyor Allah bize. Sizi bana vesile etmiş. Yani Emre'mi bana vesile etmiş. Aygün, Karagün'ü bana vesile etmiş. Mürvel'cim, benim köy muhtarım, sağ olsun. Çok değerli insanlar var ya. Ay ağlayacağım, duygular. Gerçekten çok sıcakkanlı bir program oldu. Bu arada bizim eski emektarlarımız da bir grupta sohbet ediyorlar. Demişler ki Sema Hanım yaşlanmaz demiş. Gerçekten çok pozitif bir insan demiş, var olsunlar. Size var olun inşallah. Allah hep daim etsin bu mutluluğunuzu, pozitifliğinizi. Hep hepimizin etsin hayatım. Ben değil. Ben mutlu olmuşum tek başıma. Hiçbir yaramaz. Cümle benden daha iyi olun. Herkes iyi olsun ki o zaman insanlar birbirine neşe katsın, mutluluk saçsın. Biz de şarkılarımızı güle oynaya söyleyelim. Peki kaptan Sema Hanım'a sana intikal eden mesajlar var mı bilmiyorum ama Ayfer Hanım yazmış. Sema Hanım'a selamlarımı iletiyorum. Başarılarının devamını. Evet, selam dedeyim. Evet, Ayhan Murat ulaşmış bizlere, sanatçı abimiz. O da bu camiada olan değerli isimlerden. İyi akşamlar kaptanım. Sanatçımız Sema Hanım'a da hoş geldiniz. Sefala getirdiniz diliyorum. Ben de başarılar diliyorum demiş. Onun da güzel güzel bir eseri var. Sizin eserinizde, onun eserinde de seslendirdiği eseri peş peş göndereceğim inşallah. İnşallah. Fakir abi, senin bir başka sürpriz var. Bir başka sürpriz var. Şu anda TRT Türk Halk Müziği Denetmeni Türkmen Gelin'in yorumcusu sevgili Mehmet Sütke selam ve sevgilerini göndermiş. Dinlemedeyim. Aleykümselam. Selam olsun. Can dostum, teşekkür ediyorum. Kendisine de selam ve saygılar gönderiyoruz. Evet. Ne kadar? Sema Hanım'a yolcu etmeden evvel ben bir cümle kullanacağım. O gülmeyi, gülmeyi seviyor. Ben pek espri yeteneği olan bir insan değilim ama bu Çorumluların ortaya icat ettiği bir virüs var. Covid-19. 19 olunca aklıma Çorum geliyor. Yoksa Çinliler değil de Çorumlar.
Evet, bu Covid sürecinde bir yıldır dünyada canlıların başına kabus gibi çöken bu Covid sürecinde müzik severlere yüreğinizden gelen bir mesajla neyi tavsiye edersiniz? Bir, ikincisi 2021 yılı Türk müziğini nereye getirir? Bu konudaki duygularınızı duymak istiyorum. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Sizi tekrar ağırlamayı ileride isterim. Sevgiler, saygılar gönderirim. Gerek duyuyorum, onur duyuyorum. Çok mutlu oldum, sağ olun. Çok güzel sözler, cümleler. 2021 yıl, ya müzik bitmez bence. Yani bu hastalık süreci uzun sürdü. Ya, hastalık demeyelim de bu aşı maşı dönemi uzun sürdü ama müzik tekrardan devam edecek. Yani müzik evrenseldir, susmaz diye düşünüyorum. Ve büyük bir patlama olacağına inanıyorum, hissediyorum. Öbür soru neydi? Fakir abi. Covid-19'la ilgili. Covid-19. Ah, bu Covid-19. Olayı neydi bu tarafıyla? Neyi düşünelerimi ya? O programın espri bölümüydü zaten. Soru değildi o. Cevap buydu yani. Beyin hücrelerimi yaptı. Covid-19 süresince dikkat edecekler. Hayat devam ediyor. Kontrollü bir şekilde yaşarlarsa aşacağız yani. İnşallah. Başka da bir şey diyemiyorum. Size bir şarkı söyleyesim geldi. Bunu da atlatacağız. Alalım mı canlı canlı? Ne dersiniz? Hayır, onu siz tamam, onu yayınlıyor zaten. Başka bir eserini sizden dinleyelim. Ama bir son mesaj var. İstanbul'dan Aykut Terzi bizlere ulaşmış. Evet. Aranjörüm biraz evet, önce Aykut abi diyor ki onur duydum sizin nezdinizde değerli solistime kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Yayın hayatınızda başarılar dilerim. Yaptıklarımız yapacaklarımız. Aykut'a da selamlar, sevgiler. Demiş. Evet. Ay canım Aykut'um, seviyorum seni bir tane. Peki o zaman ben size çok teşekkür ediyorum. Tekrardan başka programda birlikte olmak dileğiyle diyorum ve mikrofonu size bırakıyorum. Buyurun. O güzel yüreğinizden, kalbinizden gerçekten kalben öpüyorum. İyi ki varsınız. Çok da keyifli bir program olduğunu düşünüyorum. Gerçekten öyle. Doğaçlama, doğal. Hatalarım olduysa hepinizden özür dilerim. Kusura bakmayın. Vallahi inşallah tekrardan görüşeceğiz. İnanıyorum buna. İsterim bunu gerçekten tüm kalbimde. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Buyurun efendim. Benim bu derdim ne yan yağmurda, ne yalancı sonbaharda, ne bomboş sokaklarda. Kırılmış her yanım, kaybolur zaman. Saçlarımda, gözlerim sokaklarda. Sebebim isyan aşkım. İçim yanar, içim kanar da. İsyan. Geri bir avuç yalan. Beni bu derde sen attın da. Gittin ya kafam hep duman. İçim yanar, içim kanar da. Radyo Hayal. İsyan. Geri bir avuç yalan. Beni bu derde sen at. Gittin ya kafam hep duman. Nacizane gelmiş olsun. Size yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize öpüyorum. Allah'a emanet olun. Sevgili Hayal FM dinleyicilerimize de çok 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 selamlar, saygılar. Sema Bilmez Facebook, Instagram, YouTube takip ederlerse çok mutlu olurum. Bir kişi deyip geçmeyin. Bizim için o kadar değerli ki. Bir kişi bir Allah eksikliğimizi göstermesin inşallah. Amin cümlemize efendim. Ben çok teşekkür ediyorum. Kıymetli fakir abimlerin renk kattığı için size de teşekkür ederim. Evet, o güzel eser dinleyin. Gurur duydum. Var olun. Sağ olun. Var olun. Radyo Hayal.